Nasıl gidiyor? İyi. Güzel. Biz neden hep icra davalarına bakıyoruz? Bizim işimizin bir parçası bunu takip etmek. Seni hayal kırıklığına uğratan ne? Yok, hayal kırıklığı değil de... İnsan bir yıl burada çalışsa adalet sırf alacak verecek davası üzerine bir kavram sanır. Ne bileyim, bize okulda daha başka şeyler de öğrettiler. Allah Allah. Tabii ben hukuk okuyarak değil, tıp okuyarak avukat olduğum için bilemiyorum. Başka neler öğretiyorlar okulda? Yok yok, siz beni yanlış anladınız yani. Siz tabii ki benden daha iyi biliyorsunuz. Ben... Yarın sabah bir dava var. Sen de gel benimle. İzlersin. Yürü abi yürü, olay çıkmasın gece gece. Dur ya. Adama bak ya, daha dün geldi, bugün bize atar yapıyor. Haklı oğlum, o da kendince. Kardeşini koruyor işte, ne var? Eli ağırmış ama. Mahallemize Muhammed Ali geldi. Dikkat etsene kızım. Geldik geleli çok dostluk gösterdiniz bize, sağ olun. Ama biz... kuyumcuyu açmaktan vazgeçtik. Neden? Maliyeti bizi aşıyor. Bankaya kredi için başvurduk ama... elimizdeki teminata o kadar yüksek kredi vermiyorlar. Velhasıl kuyumcuyu açmak için gerekli parayı bulma imkanımız kalmadı. Bulursunuz, bulursunuz. Evi satmayı düşündünüz mü? Aman yok. Ev durduk yere dükkan aldırmaz. Ama bir dükkan... bir ev daha aldırır size. Hem istimlak söylentisi dolaşıyor. Sonra daha ucuza gider elinizden. İyi de böyle bir söylenti varsa kimse almak istemez ki. İşte ben de onu söylüyorum. Fazla dillenmeden elinizden çıkarın. İşiniz görülsün diye söylüyorum. Ben 25 yıl bekledim bu eve geri dönmek için. Hayatta öyle kendi ayağımla çıkmam. Ayrıca söylenti diyorsunuz. Yok canım, bu ev bizim hayattaki tek... güvencemiz. Satmam, sattırmam da. Bizim öyle büyük beklentilerimiz yok. Yani başımızı sokacak bir evimiz olsun, ekmeğimizi kazanalım. Başımızı yastığa rahat koyalım. Yeter. Ya durun bakalım, karamsarlığa kapılmayın. Hem biz hemşeri sayılırız. Ha? Biz de size yardımcı olmayacaksak. Biz kimseye gebe kalmak istemiyoruz. Neyse, yarın... dükkana uğra da ne yapalım, bir bakarız. Hah, tatlılar da geldi. Kübra'nın üstüne yoktur bu işte. Oo, Yiğit'in en sevdiği tatlı. Hadi yaşadım. Zahmetli karımın tarifiydi. Kübra pek güzel yapar. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kübra biraz dalgındır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.